Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugünlerdeyiz. Çanakkale Medya Markt mağazasındayız. Ve bugün sizlerle Huawei P40 Pro'nun incelemesine başlayacağız. Açıkçası yani telefonun kutu açışını yaptığımızdan beri birçok insan bu telefonun incelemesini hakikaten çok fazla merak ettiler. Şimdi şöyle söylemekte fayda var. Huawei P40 Pro biraz bizim geç kaldığımız bir telefon ama Mate 40 serisi gelecek. Mate 40 serisi gelince mutlaka fiyat tarafında bir tık azalacaktır fiyatı diye düşünüyorum. Burada da belki indirimden sonrası için kafanızda bu telefon alınır mı alınmaz diye bir soru işareti varsa bence bu inceleme bu soruya da cevap verecektir. Şimdi aslında ben bunu geçtiğimiz günlerde MediaMarkt kanalı için yaptığım bir videoda anlattım. Huawei telefonlarına, işte Google'sız Huawei telefonları nasıl kullanılır diye. Şimdi şöyle söylemekte fayda var. Birçok insan aslında burada Huawei telefonlarının yeniden Google programlarının, GMS denilen Google mobil servisi geri dönülmesiyle ilgili bir beklentisi var ama şunu çok net söyleyelim, böyle bir beklentiniz olmasın. Çünkü Huawei hem CEO'sunun yaptığı açıklamalar hem dediğim gibi üst düzey yöneticilerin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman aslında Huawei'in bu ekosisteme geri dönmek istemediğini ve kendi ekosistemi içinde devam etmek istediğini, yola devam etmek istediğini görüyoruz. Yani Huawei GMS'nin karşısında HMS diye, Huawei Mobile Service diye bir sistem, ekosistem geliştirdi ve bu ekosistem üzerine devam etmek istiyor. Bugün baktığınız zaman bir Android ekosistemi oluşuyor, bir iOS ekosistemi var. Bununla beraber Huawei de kendi ekosistemini, Harmony OS işletim sistemiyle beraber ki bu muhtemelen şimdi Eylül ayında bir bu Huawei geliştiriciler konferansı olacak. Bu konferansta Harmony OS 2.0'ın tanıtılacağı söyleniyor. Bu arayüz açıkçası, bu arayüz demeyeyim özür dilerim, bu işletim sistemi yani yeni nesil telefonlara kullanılacak mı? Bu da bir soru işareti ama anladığımız kadarıyla şu anda daha tam olarak kullanılmayacak gibi görünüyor telefonlarda. Android'de devam edileceği görünüyor şu andaki yol haritasına baktığımız zaman. Ama Harmony OS 3.0 ile beraber Huawei telefonlarında bu işletim sistemini kullanmak artık istiyor arkadaşlar. Yani önümüzdeki dönemde artık Google servislerini bekliyorsanız bu telefonlarda beklemeyin. Çünkü Huawei kendine bir yol çizmiş ve bu yolda ilerliyor. Bundan sonra da bu yoldan döneceğini kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum. Şöyle söyleyelim, yani Huawei bir Android telefonunuz varsa buna Phone Clone diye bir uygulama var. Bunu yüklüyorsunuz. Daha sonra da bunu eski telefon olarak gösteriyorsunuz, eski Android telefonu. Bunda Phone Clone uygulaması zaten otomatik olarak açılıyor ve bunu da yeni telefon olarak gösteriyorsunuz. Eski telefonunuzda bakın ne varsa, yani gerçekten ne varsa galeri, bunun yanında uygulamalar, oyunlar, SMS'ler, son aramalıya kadar eski telefonunuzdan bu telefonu aktarıp bu telefonu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yani birçok insanın kafasında şu soru var. İşte Google Maps çalışıyor mu diye soruyorsunuz. Evet arkadaşlar, Google Maps çalışıyor. Bu tarz uygulamalarda maalesef ki Google servislerine ihtiyaç duyuyor tabii ki dolayısıyla. Ve burada kendi account'unuza giriş yapamıyorsunuz. Bunu söyleyeyim ama kullanmak konusunda herhangi bir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bunu belirtelim. En önemli sorulardan bir tanesi şu: YouTube tarafı, YouTube nasıl çalışıyor diyeceksiniz. YouTube'da 3. parti YouTube Advanced uygulamasıyla beraber oldukça başarılı çalışıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela ben premium üyeyim YouTube'a. Aylık para ödüyorum. Ama YouTube Advanced uygulaması kullanırsanız buna para ödemek de zorunda kalmazsanız premium gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. 3. parti geliştiricilerle en azından YouTube tarafında çözüldüğünü net bir şekilde söyleyelim. Zaten Instagram, Facebook falan filan ya da WhatsApp gibi kullanmalarda en ufak bir sorun yok. Zaten bunu göstereceğim arayüz gösterirken. Yani bu telefonu aldın, yani Huawei telefonlarını aldınız. Zaten P40 Pro için şey demeyelim ama Huawei telefonlarını aldığınızda dediğim gibi eski Android telefonlarınızdan Phone Clone uygulamasıyla tüm her şeyinizi yeni telefonunuzu yükleyebilirsiniz. Telefonun biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim tabii ki. Yani adetten de çok fazla sevmiyorum bunlardan bahsetmeyi ama bir kere OLED bir ekran var, bunu söyleyelim. 2640'a 1200 piksel çözünürlüğünde, artık Full HD Plus'ın da üzerinde bir ekranla karşı karşıyayız. HDR10 desteği olduğunu tabii ki söyleyelim. Yani bununla beraber 90 Hz'de ekran tarama hızı var. Belki bugün baktığımızda amiral gemisi telefonlarda 120 Hz görebiliyoruz ama 90 Hz'e 120 Hz'e en azından gözün o aradaki 30 Hz'i çok ayıramadığını belirtebiliriz. Ama tabii ki eğer baktığınız zaman bugün kamera gemisi telefonlardan bunu anlamda bir tık aşağıda ama eğer Galaxy Note 27 amiral gemisi bir telefon olarak kabul ediyorsunuz, onda da 60 Hz olduğunu söylemek lazım. Ama bu telefon dediğim gibi kendi fiyat segmentine baktığınız zaman 120 Hz bize sunmuyor, bunu belirtelim. Kirin 990 Yonga setiyle geliyor arkadaşlar. Yani bu da Yonga seti, artık çok yabancı olduğumuz bir Yonga seti değil ama oldukça verimli ve oldukça iyi bir Yonga seti. Yani ben kullanırken, oyun oynarken en ufak bir problemle karşı karşıya kalmadım. Telefonda EMUI 10.1 arayüzü var. Burada şöyle bir problem var. Yani bu telefon, şimdi bize bu gelen telefon test telefonu, bunu söyleyeyim. Bu test telefonu olduğu için mi artık ya, yoksa Türkiye'de başka satılan modellerde bu güncellemeyi görebildik mi bunu bilemiyorum ama baktığımız zaman şöyle bir şey var. Bu telefonda en son 1 Ocak'ta güncelleme aldığını görüyoruz. Bu da nereden bakarsanız bakın güncellemeyle ilgili ufak bir soru işaretleri kafamızda bırakıyor.
Dediğim gibi Huawei bu telefonlara güncelleme vereceğini söyledi. Herhangi bir şekilde bunda problem yaşatmayacağını söyledi ama bu telefonda çok net söyleyeyim. 1 Ocak 2020'den sonra bir güncelleme almadığını görüyoruz. Ama şunu da söyleyelim, bu telefonu sürekli olarak bu telefon ticari bir yazılıma sahip değildir diye de uyarı geliyor. Bunu da belirtelim. Yani dediğim gibi şu an Türkiye'de satılan P40 Pro'larda belki güncelleme vardır ama benim kullandığım telefonda yok. En azından bunu belirtelim. Herhalde telefonun bana sorarsanız en önemli özelliği ve mükemmel diyebileceğimiz bir özellik kamerası. Muhteşem bir kamerası var arkadaşlar. Yani eğer bir telefon alıyorsanız ve hani 12.000 TL'lere falan filan çıkacaksanız kamerası da iyi olsun diyorsanız herhalde tek seçenek P40 Pro diye düşünüyorum. İnanılmaz bir kamerası var. Kamera eteklerinin muhteşem bir şekilde olduğunu görüyoruz ve hani bu zoom özelliği ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir reklam vardı Huawei'nin P40 Pro'su ile ilgili, bu yakınlaştırma ile ilgili, ya ulan abarttılar falan filan demiştim ama yani telefonu kullanmaya başladıktan sonra abartmadıklarını hakikaten gördüm. İnanılmaz bir zoom performansı var arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Zaten kamera detaylarını bunları göstereceğim size. Yani ben hayatımda böyle bir zoom görmedim. Özellikle ışıklı ortamlarda falan inanılmaz bir performans sergiliyor arkadaşlar. Hayatımda böyle bir şey hiç görmedim. Arkada dörtlü bir kamera var. 50 megapiksel bir ana kameramız var. F1.9 diyafram değerine sahip. 12 megapiksel bir periskop lens var. Bu da artık F3.4 diyafram değerine sahip ki hakikaten de oldukça başarılı. Burada 5x optik zoom'un da bunun yaptığını belirtelim. Çok önemli ve bence en doğru şeylerden bir tanesi bu telefonun geniş açı sensörü. 40 megapiksel bir geniş açı sensörü var. Yani hep şunu söylerdim ben, ya geniş açıda daha fazla megapiksele ihtiyacımız var derdim. Bunu zaten şu anda dünya içinde şu anda ortaya koyan bir Oppo Find X2 Pro var. Bir de bu telefon var. Bu telefonlarda 40 megapiksel arkadaşlar geniş açı sensör var. Bununla beraber de bir arka tarafta arkadaşlar TOF dediğimiz, bu Time of Flight denilen bir işte derinlik sensörü diyebileceğimiz bir sensör var arkadaşlar. Bu da ana kameraya derinlik tarafında yardımcı olan sensörlerden bir tanesi. Ama onun fotoğraf çekmediğini belirtelim arkadaşlar. Bu sadece derinlik sensörü olarak bizim algılamamızı, AR efektleri kullanmamızı falan filan sağlayan ya da AR ölçümleri yapmamızı sağlayan bir kamera desteği arkadaşlar. Ön tarafta ise 32 megapiksel destekli F2.2 diyafram değerine sahip bir kamera var. Bununla beraber ön tarafta da arkadaşlar bu TOF dediğimiz, yani Time of Flight sensörü var bir tane ve burada hızlı ötesi desteğiyle beraber bu geliyor ve telefonda yüzünüzü, biyometrik bütün her şeyi arkadaşlar bunun gerçekleştirdiğini belirtelim. Tabi zırt pırt mesaj geliyor arkadaşlar. Bunun sesini kapatmayı unuttum. Ben telefonu kullanıyorum. Yani telefonu kullanmıyor değilim. Telefonu kullandığım için zaten size rahat bir şekilde bunu alabileceğinizi, bu konuda problem yaşamayacağınızı çok net bir şekilde belirtebilirim. Yani bu telefonu kullanırken hani hiç mi problem yaşamadın dersen, açıkçası en önemli problemlerden bir tanesi kesinlikle YouTube'da, ama YouTube'u da 3. parti uygulamaları ile rahat bir şekilde aşabildiğim belirteyim. Ama bazı mesela programlar var. Mesela sahibinden.com gibi mesela bir program var arkadaşlar. Sahibinden.com programının Google'la eşleşik olduğunu görüyorsunuz. Bu da dediğim gibi tabii kullanabiliyorsunuz programı, en ufak bir sıkıntı yok arkadaşlar. Arama yapabiliyorsunuz, arabalara bakabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde problem yok ama burada dediğim gibi kullanıcı adıyla giriş yapmak istediğinizde maalesef bununla ilgili problem yaşıyorsunuz. En önemli benim için problemlerinden bir tanesi de Microsoft'un arkadaşlar SwiftKey uygulamasıydı. SwiftKey telefonda kurulu olarak geliyor. Ama dediğim gibi Google servisleriyle eşleşik olduğu için maalesef onda da kendi account'unuzu giremiyorsunuz. Bu da dediğim gibi sizin daha önceden kayıtlı şifrelerinizin, en azından SwiftKey'de kayıtlı olan şifrelerinizin size gelmemesini sağlıyor. Ama şunu belirtelim, yani şu anda tarayıcı üzerinden Gmail'e girebiliyorum. Onda bir sıkıntım yok. Google Maps'i kullanabiliyorum. Kafalarda gerçekten de bu konuda bir sorun kalmasın. Vallahi güncelleme ile ilgili güncelleme gelmiyor dedim. Çok güzel bir güncelleme geldi. Şimdi mesela App Gallery'ye güncelleme geldi arkadaşlar. Sürekli olarak uygulanmasının güncellendiğini ve yeni özelliklerin katıldığını en azından söyleyelim. Bundan da bir tane ekran görüntüsü alalım arkadaşlar. Eğer bir uygulamayı bulamıyorsanız, yani App Gallery'de yoksa arkadaşlar, App Gallery'de More Apps denilen bir uygulama var. Bu More Apps uygulaması indirerek buradan bütün uygulamaların APK'larına çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani eğer bir uygulama App Gallery'de yoksa More Apps uygulamasını arkadaşlar indirdikten sonra rahat bir şekilde bunu kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani o programın APK'sını direkt olarak size buluyor ve gösteriyor. Telefona normal bir programmış gibi kurup yolunuza devam edebiliyorsunuz. Dediğim gibi birçok yönden aslında Google ya Amerika ile Huawei arasındaki olayları biliyorsunuz. İşte yasaklamaya çalışsa da işte bir şekilde programlarla, şunlarla bunlarla bu problemlerin aşıldığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Huawei telefon almaktan korkuyorsanız herhangi bir şey korkmanıza gerek olmadığını en azından bu videoda söyleyelim. Açıkçası benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Ne yapalım?
Kısaca bir tasarımına yakından bakalım telefon. Çünkü muhteşem görünen bir telefon. Gerçekten de amiral gemisi bir telefona yarışır, yakışır özelliklere sahip. En azından tasarım anlamında. Bunu size gösterelim. Daha sonra biraz arayüzünü size göstereceğim. Bu programların nasıl çalıştığını, nasıl çalışmadığını size en azından göstereyim. Kafanızda bir şey kalmasın. Daha sonra kamera özelliklerine biraz bakarız. Kamera tasarımından biraz, kamera arayüzünden biraz bahsederiz. Daha sonra çektiğiniz fotoğrafları sizlerle paylaşalım. Hakikaten oldukça şaşıracaksınız diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hadi gelin telefonun tasarımına yakından bakalım. Telefon dilerseniz arkadan başlayalım her zaman olduğu gibi. Arkaya baktığımız zaman tabii ki burada bir kamera yapısı var. Kamera oldukça güzel görünüyor. Çok güçlü görünüyor arkadaşlar. Ve şöyle söyleyelim, bu yani Galaxy Note serisindeki bu Note 20 Ultra'daki gibi falan çıkık değil. O kadar da çıkık bir kamera değil. Telefona baktığımız zaman arkada tabii üçlü bir kamera yapısı var. Burada da dediğim gibi bu Time of Flight kameramız var arkadaşlar. Alt tarafında da hemen bir adet mikrofonumuzu görüyoruz. Şimdi bu kamera arkadaşlar, en üstteki kameranın ana kamera olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bu 40 megapiksellik geniş açı sensörümüz. Hemen altında ise 50 megapiksel ana sensörümüz var. Tabii ki burada da periskop lensimizi arkadaşlar görüyoruz. Bu da çok güzel görünüyor. Telefonun hemen yan tarafında çift ton LED flash var arkadaşlar. Ve dediğim gibi burada da gürültü engelleyici mikrofonu görüyoruz. Telefonun sağ tarafına baktığımız zaman arkadaşlar, burada tabii güç tuşumuz var. Güç tuşumuz burada kırmızı renkte. Huawei'nin de rengi kırmızı biliyorsunuz. Oppo da bunu yeşil yapıyor mesela. Çünkü Oppo'nun rengi de yeşil. Burada da ses açma kapama butonlarımız görüyoruz. Oldukça güzel. Telefonun sol tarafında herhangi bir şey yok. Tabii ki bu sol tarafta burada bir anten çizgisi görüyoruz arkadaşlar. Telefon üst tarafında ise kızıl ötesi sensörü ve burada da bir adet gürültü engelleyici mikrofonu daha burada görüyoruz. Telefon alt tarafını çevirdiğimizde ise arkadaşlar, telefonda sim kart yuvamızı burada görüyoruz. Bununla beraber mikrofonumuz yine burada var. Kipçe girişimiz ve hoparlör girişimiz de burada görebiliyoruz arkadaşlar. Telefonun ön tarafına baktığımızda ise arkadaşlar, benim ilk etapta böyle bana çok tuhaf gelen oldukça geniş bir Infinity O ekran var burada. Elips diyebileceğiniz bir ekran var. Çünkü çift kamera burada var. Tabii ki bir tane 32 megapiksel kameramız ve yanında da hem biometrik yüz tanımayı sağlayan kızılötesi sensör ve bu Time of Flight dediğimiz kameranın da buraya konuşulanlarını görüyoruz. Gerçekten de bu kadar büyük bir yapıya ihtiyaç var mıydı? Bana sorarsanız yoktu. Ne derseniz deyin, daha küçük bir şekilde bu geçirebilirdi ama arayüzün de buna entegre bir şekilde çalıştığını belirtelim ve oldukça da güzel görünüyor arkadaşlar. Telefon tasarımsal anlamda oldukça başarılı. Eş ekranları aslında, eş ekranlarla değil, bu şelale ekran diyebileceğimiz ekran yapısıyla muhteşem görünüyor arkadaşlar. Gerçekten de bir amiral gemisi gibi görünen telefonla karşı karşıyayız. Benim tasarımsal olarak söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hadi gelin biraz telefonun arayüzüne yakından bakalım. Vallahi arkadaşlar, MediaMarkt'tan biraz kaçtım. Çünkü neden diyeceksiniz, maskeli video çekmek çok ama çok zor. İnanın maskeli video çekmek çok ama çok zor. Oradaki arkadaşlarımız da, MediaMarkt'taki arkadaşlarımız da maske taktıkları için, yani bıkmadan, usanmadan insanlarla maskeli anlaşabildikleri için hakikaten Allah kolaylık versin diyorum. Kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey değil. Ben dediğim gibi yani biraz sıcak çünkü klimalar çalışmıyor. Klimalar da çalışmadığı için maskeli inanın duramadım. Ve ondan dolayı da ofise geldim. Ofiste şu anda bu videoyu çekiyorum ve arayüze yakından bakmak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani bu telefonda tabii ki yani EMUI 10.1 var ve söylediğim gibi güncelleme tarafında şöyle bir sıkıntısı var. Gördüğünüz üzere Android güvenlik yaması seviyesi arkadaşlar 1 Ocak 2020 olarak gösteriyor. Yani bunu ne derseniz deyin mutlaka güncelleme gelmesi lazım ama yani Huawei P40'larda yani P40 Pro'larda bu güncelleme var mı yok mu açıkçası bunu bilemiyorum. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de belki bir farklı bir video çekeriz. Şimdi şöyle söyleyelim, tabii ki telefon yani en azından Huawei kullanıcıları açısından oldukça hani standart bir arayüzde geliyor. Çok da başarılı bir arayüzde geliyor. Hatta şöyle yapalım, mesela size bütün uygulamaları kapatalım. Nasıl çalıştığını göstereyim arkadaşlar size. Yani şu an hakikaten mükemmel bir şekilde, mükemmel bir hızla çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Kesinlikle hiç problem yok. Yani inanılmaz hızlı bir şekilde açılıyor uygulamalar, bunu söyleyeyim. Galeriyi açıyorum. En ufak bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani tekrarlanabilir test, yani şeylerde, açılımlarda da hiç problem yok. Yani dediğim gibi eğer siz de bu noktada telefonun nasıl bir hızı var diyorsanız mükemmel bir arayüz hızı olduğunu çok net söyleyebilirim. Yani telefon zaten 90 Hz ekran tarama hızıyla da zaten bu ekran açılış süresinin daha hızlı bir şekilde bizlere sunuyor. Çok başarılı, çok güzel bir şekilde görünüyor. En ufak bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi yani burada mesela atıyorum Instagram'a girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi Instagram'la ilgili bir sıkıntı, bir problem yok. Yani Instagram'ı kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta şöyle söylemiştim mesela ben. Sayınlar.com'da mesela problem yaşadığımı söylemiştim. Bununla da ilgili problem yok arkadaşlar. Bununla ilgili giriş yap dediğiniz zaman burada giriş kullanıcı adınızı. Vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın girdim şu anda, bana özel Volkan Malı olarak görünüyor. Ben bunu yapamamıştım ama şu an yaptım. En ufak bir sıkıntı yok. En azından bununla ilgili bir problemle kalkmış. Gördüğünüz gibi bana özel şu an sayfamı net bir şekilde görebiliyorum. Yani
söylemiştim, demiştim hani bununla ilgili problem yaşıyorum diye. Şu an bununla ilgili problemin ortadan kalktığını görüyoruz. Ama maalesef arkadaşlar SwiftKey'de aynı şeyi göremeyeceğiz. Bunu söyleyeyim. Hemen buradan Google oturumu aç dediğimiz zaman arkadaşlar, dediğim gibi Google Play hizmetleri olmadan açılmıyor. Ama dediğim gibi sahibinden.com'da en azından 3. parti, yani belki SwiftKey'de 3. parti ama en azından sahibinden.com gibi yerel uygulamalarda herhangi problem artık yaşamıyoruz. Ben bununla ilgili problem yaşamıştım. Şu anda problem yaşamadığıma çok ama çok sevindim arkadaşlar. Bankacılık işlemleriyle ilgili falan da bir problem yok. Çok net bir şekilde girebiliyor, bunu söyleyeyim. Yani bazı insanlar bu konuda problem yaşadıklarını falan söylüyorlar ama benim en azından kullandığım M-Para'da herhangi problem yok. Garantide bir problem yaşamadım, bunu söyleyebilirim. Telefonun arayüzüne baktığımız zaman yani çok güzel ve çok iyi bir şey var, arayüz var. Burada mutlaka Huawei kimliğinizi oluşturmanızı size tavsiye ediyorum. Huawei kimliğinizi oluşturduğunuzda dediğim gibi buradaki tüm rehberinizi buraya yedekleyebiliyorsunuz. Aynen Gmail gibi arkadaşlar. Daha sonra başka bir Huawei telefona geçtiğiniz zaman da buradaki tüm datayı bir yeni telefona aktarabiliyorsunuz. Tabii ki bu noktanın neyi gösterebilirim size, çok uzatmak istemiyorum. Yani parmak izi okuma sensörünün nasıl çalıştığını gösterebilirim. Pardon, özür dilerim. Yani mükemmel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde problem yok. Gerçekten de çok başarılı ve çok güzel bir şekilde çalışıyor. Yüz tanıma nasıl çalışıyor, buna bakalım. Gördüğünüz gibi bu da harika çalışıyor. Bunda da bir problem yok. Peki tamamen ışıkları kapatsak nasıl çalışacak? Evet arkadaşlar, şu anda içerisi karanlık. Yani çok az bir ışık var. Dışarıdan şu anda sokak lambasının ışığı geliyor. Hemen açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hemen tık diye açıldı. Çünkü neden açılıyor? Bakın şu anda zaten tarama başlıyor arkadaşlar. Bakın tarıyor şu anda. Görüyor musunuz? Bakın kızılötesi tarıyor şu anda. Kızılötesi orada tarama yapıyor arkadaşlar. Bakın. Çeviriyorum. Hemen tarama zaten başlıyor bak. Bu tarama yaptığı için de şık diye açılıyor arkadaşlar. Biyometrik tarafta da herhangi bir şekilde problem yaşamıyoruz. Arkadaşlar şu anda yüzümde maske var. Bakalım maskeyle tanıyacak mı? Geçtiğimiz günlerde Oppo'nun telefonlarının maskeyle tanıdığını gördük. Şu an tanıyor mu? Bence bu da çok önemli bir kriter ama kesinlikle şu an tanımıyor arkadaşlar. Yani yüzümde maske var. Hatta şöyle göstereyim size dilerseniz. Kendi yüzümde şu anda maske var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ama maske varken maalesef ki maalesef şu an tanıma yapmıyor. Evet, indirdiğim zaman maskeyi tanıma yapıyor. Bu da dediğim gibi bir kriter. Ha bu arada şunu söyleyeyim. YouTube Advanced uygulaması şu şekilde çalışıyor. Herhangi bir şekilde bir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Buraya ben daha önce yine account'umu girememiştim. Şimdi tekrar deneyelim bakalım girebilecek miyiz? Evet arkadaşlar, iki adımı doğrulama geldi. İki adımlı doğrulamayı yapıyorum şu anda. Bakalım girecek miyiz? Kabul ediyorum diyorum. Just a second diyor. Bekletiyor beni arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu anda maalesef buradan kullanıcı adımı giremiyorum. Gmail'imi giremiyorum. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ya ama dediğim gibi herhangi bir şekilde problem yaşamıyorsunuz. Buradan YouTube videolarını rahat bir şekilde izleme şansına sahipsiniz. Tabii ki burada Asildor bunları izlediği için, özellikle Minecraft videoları izlediği için Minecraft videolarını görebiliyorsunuz ama dediğim gibi birçok videoyu buradan, istediğiniz videoyu buradan arama kutusuna basarak arkadaşlar izleme şansına sahipsiniz. Çok net bir şey görüyorsunuz. Hatta bunu hemen tıklıyorsunuz. Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav'dan bugün sizlere... Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde izleme noktasına sahipsiniz. Hatta reklamsız bunları izliyorsunuz. Ve biz de hiçbir şekilde gelir kazanmıyoruz. Kendi bindiğimiz dalı ancak böyle kesebilirdik falan filan. Benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hadi gelin kamera arayüzüne telefonu biraz yakından bakalım. Evet arkadaşlar, hemen kamerasını açalım telefonun. Gördüğünüz gibi şu anda ön kamerada. Ön kameraya baktığımız zaman burada açıklık efekti var. Açıklık efekti ama arka tarafa geçiyor arkadaşlar. Gece modunu görüyoruz. Burada portre modumuz var. Tabii ki arka tarafların bokeh bir şekilde çekilmesini sağlıyor. Bu arkadaki TOF denilen, yani bu top dediğimiz kamerada bu noktada çalışmaya başlıyor. Fotoğraf modu var, klasik zaten. Ana kameramız var. Buradan geniş açıya buradan geçiyoruz. Buradan 5x zoom ve 10x zoom da buradan yapılıyor. Zaten işte buradan da yine farklı şekillerde zoom yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 50x zoom'u da buradan yapabiliyoruz. Video modumuz var. Burada pro mod var arkadaşlar. Pro modda da burada istediğimiz ayarlamaları kendimiz yapabiliyoruz. Çok söylemeye gerek yok bunu. Su altında arkadaşlar bir çekim modu var. Bu su altı çekim modunda da tabii ki mutlaka Huawei'in bu bir su geçirmez telefon kılıfı vardı. Bunu kullanmanızı size öneriyorum diyor. Hemen bakalım buradan diğerde neler varmış. Diğere baktığımız zaman çift göründüğü bir seçenek var arkadaşlar. Burada hem geniş açının hem de dar açının aynı anda çalıştığını görüyoruz. Yine diğere tıkladığımız zaman hareketli fotoğraf var arkadaşlar. Işık resim var. Bu ışık resmi arasında da siz nasıl isterseniz, işte ışık grafiti var, ipeksi su var. Mesela bir akan su falan çekiyorsanız bunu da çekmeniz lazım. Yıldız izleri var. Yani
çok fazla mod var, bunu söyleyeyim. Bununla beraber telefonda inanılmaz güzel arkadaşlar Leica efektleri var. Yani bu efektleri yani inanın hiçbir markada bulamazsınız. Bunu eğer kullanmak istiyorsanız buradaki Leica efektlerini de ciddi anlamda kullanabilirsiniz. Burada Valencia falan muhteşem sonuçlara imza atan fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Tabii ki bunun aynısını video modunda da kullanabiliyorsunuz. Yani hakikaten çok güzel. Yani Huawei video tarafında zamanında eleştirmiştik ama bu noktada söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani Huawei bize hemen hemen her şeyi sunmuş. Ön kamera geçiş yaptığımız zaman ise arkadaşlar yine buradan farklı efektleri kullanma imkanına sahibiz. Tabii güzellik modumuz var burada. İstediğimiz gibi yüzümüzün pürüzsüzlüğünü de buradan ayarlama imkanına sahibiz. Ayarlar var arkadaşlar. Burada ayarlarda tabii telefonun video çözünürlüğünü, efendime söyleyeyim daha sonra kare hızını falan buradan ayarlayabiliyoruz. Ben zaten burada video çözünürlüğünü 4K ve 60 FPS olarak ayarladım. Burada mutlaka 60 FPS olarak da bunu kullanmanızı size öneriyorum. Benim telefonun kamerasıyla ilgili, kamera arayüzüyle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Son dönemde gerçekten de eğer kameralı bir telefon almak istiyorsunuz, kamerası iyi bir telefon almak istiyorsunuz kesinlikle arkadaşlar yani Huawei P40 Pro'yu sizlere gönül rahatlığıyla önerebilirim. Benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşeceğiz. Şimdi ne yapalım? Telefonla çektiğimiz örnek fotoğraflara yakından bakalım ve sizlerin yorumlarını bekliyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.